en doğru doğum kontrol yöntemi? Söyle bakalım. Hiç yapmamak mı? Neyi yapmamak? Cinsel ilişkiye girmemek. Ha ha ha. Ha ha. Sarımsak soğanla beslenmek mi? Öncesinde mi yiyoruz, sonrasında mı? Ha, onun yerine. Hayır, siz nereden okuyorsunuz bu saçmalıkları? Dışarı yolla. Birazcık daha yukarı. Geriye çekil. Sağa bırak. Sola çek. Trafik kurallarından mı bahsediyoruz yoksa simetri hastalığından mı? Bunların hiçbiri doğum kontrol hapı kadar yeterli değil. Söz konusu doğum kontrol hapı olunca bilen de konuşuyor, bilmeyen de. Konu malum, cinsellik. Herkesin bir fikri var. Olsun da tabii. Ama bir doktora danışmak yerine her duyduğuna inanmak biraz ilkel kalmıyor mu? Doğum kontrol hapı kadınların libidosunu düşürüyormuş. Yo, kansere yol açıyormuş. Hayır, bu da yanlış. Ya benim ablam doğum kontrol hapı kullanıyor, inanılmaz kilo aldı. Ya hep bu hap yüzünden. Canım, senin ablan yemek için yaşayanlardan olmasın? Doğum kontrol hapı tüylenme ve sivilce yapıyor. Yok be, nereden çıkarıyorsunuz bunları? Sakin olun ve doğum kontrol hapı ile ilgili ne doğru ne yanlış, yeni nesil doğum kontrol hapı tam olarak nedir, uzmanından öğrenin. Ve buna hemen başlayın. Operatör Doktor Ebru Zülfikaroğlu sizin için anlattı. Yeni nesil doğum kontrol hapları daha düşük oranda östrojen ve progesteron içeren haplar olduğu için eski tip doğum kontrol haplarına göre yan etkileri daha az olan ve kullanımı daha iyi tolere edilebilen haplardır. Yeni nesil doğum kontrol hapları 21 tablet ya da 28 tablet şeklinde olabilir. 21 tablet olan haplar adetin birinci günü ya da ikinci ya da beşinci günü şeklinde başlanabilir. 21 gün her gün bir doz bir tablet olacak şekilde kullanılır. Her gün aynı saatte olması çok önemlidir. Hastalarımıza özellikle bunu söyleriz. 21 tablet bittikten sonra 7 gün ara verilir. Ve 7 gün ara verdikten sonra yeni adet dönemiyle yeni kutu hapa geçilir. 28 tablet olanlar ise hiç ara vermeden kullanılır. Yine her gün bir tablet şeklinde hiç ara vermeden 28 tablet kullanılır. Kutu bitince yeni kutuya geçilir. Şimdi en çok rastladığımız şehir efsaneleri doğum kontrol hapları ile ilgili doğru bilinen bir takım yanlışlar var. Bu mesajları çok iyi vermemiz gerekiyor gerçekten de. Doğum kontrol hapları kısırlık yapmaz. Doğum kontrol hapları sivilceye neden olmaz. Tam aksine sivilcelenme tedavisinde kullanıyoruz. Doğum kontrol hapları tüylenme yapmaz. Tüylenme tedavisinde kullanıyoruz. Adet düzensizliği yapmaz. Adet düzensizliği tedavisinde kullanıyoruz. Kansere neden olmaz. Hatta bir takım kanserlere önleyici etkisi bile bulunmuş bu doğum kontrol haplarının. Yeni nesil doğum kontrol haplarının. O yüzden rahatlıkla, güvenle kullanabilirsiniz. En çok sorulan soru sanıyorum, doğum kontrol hapı kullanıyorum, henüz evli değilim, kısırlık yapar mı? Kesinlikle doğum kontrol haplarının kısırlık yapıcı etkisi yoktur arkadaşlar. Rahatlıkla, güvenle kullanabilirsiniz. Doğum kontrol haplarını herkes kullanamayabilir arkadaşlar. Bunu özellikle bu bilgiyi vermemiz şart. Kimler kullanabilir, kimler kullanamaz? Bunları çok güzel bilgilendirmemiz gerekiyor toplumumuzda. Diyelim ki kişinin şeker hastalığı var, kontrolsüz bir şeker hastalığı var, kalp hastalığı var, yüksek tansiyonu var. Bu grup hastalarımızda kesinlikle biz doğum kontrol hapı öneremeyiz. Tabii ki doktorunun da rutin bir kontrolünden geçmesi gerekiyor bu hasta grubu. Diyelim ki hasta 35 yaş üstünde ve ciddi bir sigara kullanıcısı. Bu hasta gruplarında da biz doğum kontrol haplarını öneremiyoruz. Ciddi bir pıhtı atma, emboli hikayesi olan hastalarda, ciddi varisi olan, ileri derece migreni olan hastalarımızda da doğum kontrol hapları riskli olduğu için önermiyoruz.